Lan Ramazan, yemin ediyorum var ya, yorulmuş tavuğa döndün oğlum ya. Olsun olsun, öyle de güzel. Abo, emme hoş geldin. Ben de kendime bakıyorum. Ramazan. Buyur amma. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Bilmem ben mi? Allah razı olsun. Bugün yarın evleneceksin. Dünya evine gireceksin. He. Hani sözlerimden ters mana çıkarma. Nasıl yani amma? Avradının kulağını bük. Burada öyle şehirli gibi kısacık daracık fistanlarda dolaşmasın. Ha he. Dolaşamaz amma. Malum. Burası çiftlik yeri. Bir sürü erkek var. Ürgatlar, ustalar. Bir de dayım var tabii. Emmi, sen ne demek istiyorsun? Yani huzursuz olur. Razı gelmez. İnsan hiç yeğenin avradına dolanır mı? Bak, senin avrat şehirli. Burada o kadar rahat edemez. Beni dinlersen, sen karını burada koma. Yarından tezi yok, şehirde bir ev bul. Düğün olunca alın da götür. Hem senin için rahat eder, hem de onun keyfi kaçmaz. Ama bak şimdi, bir yandan sen, bir yandan o Gülizar karısı. Yani sizin niyetiniz neyse açık açık söyleyin kardeşim. Yani siz de rahat edin, ben de rahat edeyim, öyle değil mi? Yok yavrum, evladım, yanlış anladın. Bura çiftlik yeri. Avradın öyle şehirli usulü dar, kısa fistanlarla dolaşırsa doğru olmaz. Yani günah olur. Sen göz zinasının günahını bilir misin? Göz ne? İyi emmi, iyi. Şehre gider, orada yaşarız. Ama var ya, insana kurşun gibi laf sokuyorsun. Yani ben de insanım, ben de erkeğim, ayıptır yani. Ya Ramazan... Bırak emmi ya. Geldin geleli ağzını bıçak açmıyor. Canım sıkılıyor be kabak. Neye sıkkın? Kızı da aldın işte. Bize de iş düşecek. Ne gibi? Yanlış anlama. Nikah işi demek istedim. Kabak. He. Benim dayım, adı namussuz herifin teki değil, değil mi? Hoppala. Nereden icap etti? Hiç. Yasin Ağa diyor ki... Ne diyor? Evlenince burada kalmayın diyor, şehirde ev tutun. Bu kız şehirli kız diyor, çiftliğe alışmaz diyor. Ama ben onun asıl derdini biliyorum. Neymiş? Kız dayımın gözünün önünde olsun istemiyor. Dayım kıza dolanır diye korkuyor o. Sen gönlünü ferah tut. Dayın, adi, namussuz herifin biri değil. Ben hep söylerim. Dayın pireyi bile sektirtmez ama... Yani yeğeninin avradına... Hiç olur mu canım? Deli kabak, sana yemin ediyorum ben de aynı kanaatteyim. Hem kız razı gelir mi böyle bir şeye? Yani kızın başından nikah geçecek, öyle değil mi? Ha? Hayatta olmaz, ben biliyorum. Olmaz.
Hayırlı olsun yahu. İstifa haberini yeni aldım. Köhneleşmiş o partiden de, politikacılardan da kurtulma vakti gelmişti zaten. Sen doğru olanı yaptın. Doğru olanı mı yaptım? Hiç şüphen olmasın. Şimdi yapman gereken tek bir şey var. Bizim partiye geçmek. Öyle mi? Yarın sabah Ankara'ya gidiyorum. Fırsatını bulursam Adnan Bey'le de görüşeceğim. Sen de benimle gel. En azından Adnan Bey'le tanışmış olursun. Tamam. Adnan Bey'le tanışmak için değil ama buradan uzaklaşmak iyi olacak. Tamam Paşazade. Geliyorum. Demek bu istifa seni bu kadar üzdü ha? İstifadan değil. Başka bir mesele var. Peki nedir bu mesele? Neyse, boş ver. Hadi içelim. Şerefe. Sonra olanlar oldu. Kemal'i hapse attılar. Hapse girince bir haller oldu Kemal'ime. Soğudu benden. Bitti dedi. Ben artık senden vazgeçtim dedi. Ben nasıl hazmederim Kemal'den bu lafları işitmeye? Buraya gelmeye mecbur kaldım anlayacağınız. Vah yavrum vah. Bu genç yaşında neler geçmiş başım. Yani şimdi senin Ramazan'da gözün yok öyle mi? Yok. Allah yazdıysa bozsun. Peki ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum. Neyse. Hadi vakit geç oldu. Gel yatağını yapalım da yat. Gel. Allah rahatlık versin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.